Tanı ve Tedavi Merkezi'nin buraya kazanılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci etabının temel atma törenine katılarak açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, pandemi döneminde sağlık sektörünün yaşadığı sıkıntılara değindi. Hakikaten bütün dünya olduğu gibi şehrimizde de zor zamanlardan geçiyoruz. Belki her sektör, her alan bir takım sıkıntılar yaşadı ama en çok sıkıntıyı sağlık sektörümüz, sağlık çalışanlarımız yaşadılar. Ve birçok şehitler verdik. Hem ilimizde hem ilimizin dışındaki sağlık personelimizden özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında birçok şehitler verdik. Ben bütün şehitlerimizle beraber bu şehitlerimize de sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin Çorum'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, hastane otoparkına yaptıkları asfalttan ve filyasyon ekiplerine verdikleri desteklerden de bahsetti. Çorum Belediyesi olarak da bizler her zaman yanlarında olduk, bunu ifade edeyim. Koronadan önce de sonra da ne zaman hastanemizde bir ihtiyaç varsa ki mesela şu an otoparkın olduğu yerin asfaltlanmasından il özel idaresiyle beraber bütün hastanenin etrafındaki altyapının yenilenmesi, asfaltının yapılması bunların tamamında belediye olarak bizim görevimiz değil demeden madem böyle bir hizmete ihtiyaç var diyerek her zaman yanlarında olduk. Yine filyasyon ekiplerine destek noktasında Sayın Valimiz, Sayın Başkanım bize 3 gün sonra 25 araba lazım. Bunları da filyasyonda kullanacağız dediği zaman nasıl yaparız, yapamayız, ihale süreçleri falan hiçbir bahanenin altına sığınmadan Türkiye'de çok örnek bir projeyle taksicilerimizi, esnafımızı devreye sokmak suretiyle 3 gün içerisinde problemi çözdük ve son aya kadar bir yılı aşkın bir süredir filyasyon ekibine, aşı ekibine Çorum Belediyesi olarak aktif destek veriyoruz. Kendileri tarafından yapılan refakatçi misafirhanesi ile de onkoloji tanı ve tedavi merkezi için önemli bir hizmet yaptıklarının altını çizen Başkan Aşkın, söz konusu sağlık olduğunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tekrar ben bu tanı ve tedavi merkezinin buraya kazanılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Refakatçi misafirhanesini de daha tanı ve tedavi merkezi hayata geçmeden belediye olarak tamamladık. Şu anda çokça dua aldığımız bir hizmeti hemen Erol Uçak Hastanemizin karşısında yaptık ve refakatçi misafirhanemiz de inşallah bütün hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, özellikle de kanser tedavisi görenlere çok da ihtiyaç oluyor. Onlara hizmet verecek ve hizmet vermeye devam edecek diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Törenimizin hayırla vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum saygılarımla.